3 Ağustos, 9 Ağustos, yengeç burçları neler bekliyor diyorsanız, evet yengeçler harıl harıl bir iş temposunda yeni bir göreve atandınız ve bu görevde kendinizi kanıtlamak istiyorsunuz. Beklenmedik teklifler ve beklediğiniz olaylar size artı süreç sağladığı için ben ne oldum Allah'ım benim farkıma mı varıldı dediğimiz bir haftadasınız. Evet beklediğiniz yenilik, işinizle alakalı sorumluluğu giden süreçlerin daha rahata ermesi, daha sakinleşmesi ve özellikle de anlaşılma dediğim noktanın sevincini yaşıyorsunuz. Ve vücudunuzdaki sanki sinir kaslarınız alınmış ve daha mutlu bir enerjiyle bakıyorsunuz. O yüzden şey söyleyeceğim, yengeç burçları zıpladınız hali, enerjiniz zıplıyor. Şey demişim, evet doğru baktığınız her şey sizin rüzgarınızda size dönecek. Yani siz yeter ki doğru bakın, o rüzgar size o kadar güzel ifade edecek ki. Evet burada belki alt kadronuz ya da yöneticilerinizle alakalı yanlış anlaşılma fikirleri geride kalacak. Ve uzun süredir bulunduğunuz firmada farklı bir konuma gitmek istiyordunuz. Bununla ilgili birileriyle konuşma diyaloğu ve evet burası size ait bir nokta. Merak etmeyin biz sizi oraya yollayacağımız fikirlerimiz gündemde olacak. Belki de güzel güzel iş kapılarınızla ilgili ters giden olaylarda hafif yumuşama ve gitmek istediğiniz ve de oluşmasını istediğiniz kapıların ferahlığına erişeceksiniz. Evet sağlık anlamında değil de göz tansiyonunuz, hani gözlüğünüz değişebilir. Ya da burun etinizde bir operasyon ya da uyurken hani nefes alamıyorum burun eti olabilir. Bununla ilgili bir ufak bir ameliyat fikriniz olabilir. Biraz yası geçirin. Sıcaklık çünkü burnu düşürebilir. Kışa doğru böyle bir oluşum yapabilirsiniz. Evli olan bazı yengeç burçlarında evde yenilik. Yani parkeleri yenilemek, mutfak taşlarını yenilemek ya da banyo taşlarınızda bir değişim kararını aldınız. Ve özellikle camlarınızda bazı lekelenmeler, çizilmeler oldu. Bunlarla ilgili ve stor perde yaptırmak isteyen bazı yengeçler bunun heyecanını yaşıyorlar. Buna göre evde bir yenilik ve bir heyecan evresi söz konusu olarak gözüküyor. Özellikle sizde de anne sağlığıyla alakalı, annenizin diş eti iltihabı, dişleriyle ilgili iltihaplar olabilir. Özellikle bu diş ağrısı başına vuruyor olabilir. Bu Ağustos 8-9'da böyle şeylerle uğraşabilir ya da 10-11 arasında ailenizde bir sağlık problemi ama dişle alakalı bir oluşum olacak. Ama sonu ferah ve aydınlık olarak görüyorum. Evli olan bazı yengeç burçlarında çocuklarınızla ilgili eğitim telaşı ve onlar doğru okula gitsin diye mücadeleleriniz var. Hatta yuva arayışı, doğru yuvaya gidecek mi? Hatta bu sene okul olacak mı? Ben bu çocuklara bu yatırımı yapıyorum ama diyorsunuz. Evet çocukların okul yatırımı gerçekleşecek ve istediğiniz okul kapısı var. Hiç endişe etmeyin diyorum. Sizin de belki ailenizle alakalı eşinizin soyundan bazı miras konuları gündemde ve buradan gelecek parayla arabanızı ya da eşinize araba almak istiyorsunuz. Bu da sizin için hayırlı ve aydınlık olarak. Hatta bu para yakında çünkü çok uzun süredir beklenilen bir paraydı. Sanki para belirlendi ve size geçmesini bekliyorsunuz. Akademisyenlik ya da üniversitede öğretim görevlisi olmak isteyen bazı yengeçlerde de bununla ilgili özel okullarda bir araştırma, bir devlet kapınızla ilgili de güzel haberler gelecek ve iyi olacağını söyleyebilirim. Bir de tıp okuyan ya da tıp okumak isteyen ya da üniversite sınavına girip tıpı kazanan kişiler yerleşim noktanız belirlenecek ve istediğiniz tıp fakülteniz ya da gitmek istediğiniz yolunuz aydınlıklı olarak görüyorum. Ve uzun süredir artık büyük şehir beni bunaltıyor Emineciğim. Yani ben artık burada para yetemiyorum. Çoluğum çocuğum artık taşınıp köye mi gitsem, daha küçük bir yere mi gitsem, orada iş yapabilir miyim diyen yengeçler. Bence doğru karar verdiniz ve buranın enerjisinden çıktığınız için artık gidebilir. Yerinizi belirleyin. Ve Ağustos ayındayız. Yerinizi belirleyin. Çocuklarınız okulu ya da ilişkinizle alakalı yeri belirlerseniz daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim diyorum. Evet sizin de belki dedenizin sağlığı biraz can sıkıntısı olabilir. Yengeç burçları bir cenaze, bir sıkıntılı bir gündem olabilir ya da bir tedavi, bir ameliyat. Buna hazırlıklı olalım. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgide ve mutlulukta iyi bayramlar. Ağız tadında olsun.